Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Varina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Varina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve edhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okur bir yanıştirdeki nabbetteki dersimiz, bugünkü dersimiz Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u hakkında. Zübeyr ibn-i Avvam, o kişinin tolu isimleri Az-Zübeyr ibn-i Avvam, İbn-i Huveylid, İbn-i Asad, İbn-i Abdül-Uzza, İbn-i Kusay, İbn-i Kilab, Al-Kureşi, Al-Asadi, Abu Abdullah künyesi. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi. Tiriligi de cenneti ekenliğin haberini eşken 10 ta sahabanı biri. Ömer ibn-i Hattab'ın vefatıdan keyingi ahli şora bugün 6 kişinin biri. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u Peygamberimizin emmesi Safiye bint Abdülmuttalib'nin oğlu. Zübeyr ibn-i Avvam Hicretten 28 yıl evvel dünyaya geldi. Mekke'de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kuladığı iman gekegeni de 15 ya ki 16 yaşlıydı. Yaş yiğitiydi. O kişi İslam'ını kabul kılarken Mekke'de evvelki Müslümanlar yolukken hem aziyet, meşakkatler o kişi gelip yoluktu. O kişinin hem kıynaştı. Hususen amekileri o kişinin imandan kaytarışı için bayılıp koyup, ayağını tayyadan ot yakıp tutun bilen azap verdi. Lekin bu nasıl o kişinin imandan kaytarmadı? İmanı da sabit kaldı. O kişi Habeşistan'a kılınken iki kere hicretle hem katnaşken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katnaşken barcha gazatlarda uzatını yanında bulgenedi. Buradalar Allah azze ve celle bendeye neme bergen bulsa şu nesini Allah'ın yolda sarf kılarken Allah bergen şu nimetini zakatını ada akıttı. Kuvvetli kişi özünün kuvvetini hakkını royopga çıkarış için sarpsa kuvvetini zakatını ada akıttı. Hunarlı adam özünü hunarını adamlara faydalı bugün işe sarplasa hayri ihsanını kısa hunarıdan demek hunarını zakatını ada akıttı. Hunarı yani hunarı onu bösedi. İlimli kişi ilmini eğer insanlara yetkizişlikke hakkını yetkizişlik yolda sarplayan olsa ilmi köpeğe ilim okuyanla cüde yaşı bilasılar. İlim okuduz okusuz köpeğe de ilmiyiz. Eğer tek kop koysanız, az yiyip getirdi, unutulmam bir bolasız. Talib ilim. Özünün vaktini ilimge sarplasa demek özünün vaktini zakatını ada akıttı. Kimge Allah da ola neme bergen bolsa, şunu Allah'ın yolda sarplaştığı gereği boladı. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Biz onlara rızkını bergen eseden onlar infak ihsan kıladılar. Zübeyr ibn-i Avvam raziyallahu anh'u Allah'ın yolunda birinci olup kılıçını yalangaçlayan kişiydi. Uhud günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da sabit durgen kişilerden idi. Zübeyr ibn-i Avvam'ın farzantlarından maşhuru Abdullah ibn-i Zübeyr. Yani o kişinin farzantlarından Urva ibn-i Zübeyr, Mus'ab ibn-i Zübeyr. Zübeyr ibn-i Avvam raziyallahu anh'u Abu Bakir Sıddık'ın kızı Asma'yı ülengen idi. Asma binti Abu Bakir ne katta farzantı Abdullah ibn-i Zübeyr Medine'de tuğulgen birinci oğul balıydı Müslümanlar da arasında. Sirat derslerinden malum, Müslümanlarını Medine'ye hicret kılıp gelen günlerden, Resulullah'ını hicret kılıp gelen günlerden başlayıp, 4 ay öttü, Müslümanlarının arasında oğul farzan tuğulmaya koydu. Tuğulsa kız bola tuğuladı, eğer oğul bola tuğulsa ölüp kaladı. Şunda Yahudiler, gepler kaçıştı, biz Müslümanlarını sehirlap taşladık, bunlar da yanında oğul farzan tuğulmaydı umuman, bunlar kırılıp yokup getirdi. Asma binti Abu Bakir hicret kılıp gelen de Medine'ye hamile de aradı, keldi de oğul doğdu. Abdullah ibn Zübeyr. Sahabaların kuvançı çeksiz. Abdullah ibn Zübeyr'ni kötarışıp demonstrasiya kılışı vardı. Allahu Ekber de takbir aytıp Medine köçelerini aylantırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alıyor yap gelişti. Bu kişinin bana katta farzandı. Amirul Mu'minin Umar ibn Hattab radıyallahu anh'u köçede ketip borarken bir top oynayırken yaş balalar halifeni görüp tırkarak kaçıp yetişti. Fakat bitti bala tur aradı. Ben ne çekir yani? 10 yaşardı, 12 yaşardı, Allah biladı. Yaş bala.
Halife bu balanı korkup kaçmaganligidan hayran bo'lib, "Ey bola, nimaga qochmaysan sen?" dedi. "Ya Amiral Mu'minin," dedi. "Jazoingizdan qo'rqqani men gunohkor emasman. Bir xato ish qilganim yo'q. Zulmingizdan qo'rqqani siz zolim emassiz," dedi. "Yo'l bo'lsa keng, o'tib ketaverasiz, ikkimiz ham sig'amiz," dedi. "Kim u bola sizdan?" dedi. "Zubayr ibn Avvomni o'g'liman," dedi. Sirat kitoblarida keltirilishicha, mana islomdagi darajasi Zubayr ibn Avvomning islomdagi darajasi Zubayr roziyallohu anhu 4-chi yoki 5-chi bo'lib iymonga kelgan deyiladi. Allohu a'lam. Musulmonlar uchun qiyin bo'lgan, mashaqqatli bo'lgan kunlarda iymon keltirgan bu kishilar. Birodarlar, Rasulullohga butun Quraysh dushman bo'lib turganida, musulmonlarga ahvol juda og'ir bo'lib turgan paytda iymon keltirganlar albatta bularning qadr qiymati baland bo'ladi. Chunki Payg'ambarimizni jinni desa ham, kohin desa ham, majnun desa ham, shoir desa ham hech kim hech narsa qilmaydi. Bunaqa holatda iymon keltirish faqat haqiqiy quvvat, haqiqiy iymon egalarining ishi, birodarlar. Ammo odamlar keyin iymonga to'da-to'da bo'lib kirib kelishdi. Makka fathidan keyin. Makka fathidan keyin islomni quvvatga kirgani zohir bo'ldi. Musulmonlarning qo'liga janglarda katta-katta o'ljalar tushdi. Islomdan manfaat ko'rinib qolgandan keyin iymon keltirganlar bilan İslam zayıflığı da iman getirgenlerin elbette katta farkı var ortasında. Allah Teala aytadı, istedü billah. La yastavi minkum man anfaqa min qablil fath ve qatal. Ulaike a'zamu darajata min alladine anfaqu min ba'du ve qatalu. Qani, Mekke fathıdan keyingiler bilen, Mekke fathıdan avvalgi mu'minlerin farkını. Allah Teala aytadı, sizlerden Mekke fathı buluşundan ilgari, infak ihsan kılgen, va urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Teng bo'lmaydi. Teng bo'lmaydi. Ulardan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Avvalgilarning martabasi ulug' bo'ladi. Demak, haqiqiy qahramonlik, haqiqiy fidoilik haq zaif bo'lib turgan paytda unga ko'mak ko'rsatishda ko'rinadi. Birodarlar, Alloh taolo payg'ambarlarini hammasini podshoh, hammasini bir sultonlarga aylantirib qo'yish mumkin edi. Agar payg'ambarlar podshoh bo'lib turib odamlarni haqqa chaqirganda odamlar itoat qilardi hammasi. Lekin hammasi qalbi haqqa moyil bo'lib, payg'ambarning haq ekanligiga qalbi taskin toptirib ergashmas edi, qo'rqqanidan ergashar edi. Ammo Alloh taolo payg'ambarlarni zaif, nochor bo'lib turib da'vat qilishini xohladi. Toki iymon keltirganlar haq ekanligini ko'rib, qalbi bilan taskin topib iymon keltirsin. To'g'rida, da'vatchining qo'lida, domlaning qo'lida, haqqa chaqirayotgan kishining qo'lida hech qanday narsa yo'q. Puli yo'q, mansabi yo'q, seni bir o'tkazib qo'yadigan, faqat haq u bilan. Senga dunyo tomonidan hech qanday foyda keltira olmaydigan holatda ham iymon keltirib amalda bo'ldingmi? Albatta, seni qadring, manzilating boshqalardan farqli bo'ladi. U zotning mavqiflaridan namunalar. Allah yo'lida birinchi bo'lib qilichni yalang'ochlagan Zubayr ibn al-Avvom edi, deydi Sayyid ibn Musayyab. Kunlarning birida Makkada ekan, Muhammad o'ldirildi degan ovozni eshitdi. Uyda edi, shunday qilichini sug'urdi qinidan ko'chaga yugurib chiqdi. Rasululloh ro'parasidan kelib qoldilar-da, "Ey Zubayr, qayoqqa ketyapsiz? Nima bo'ldi sizga?" Zubayr ibn al-Avvom, "Sizni o'ldirildi deb eshitdim," dedi. "Nima qilmoqchi edingiz?" "Vallohi Makka ahliga qarshi mana shu qilishim bilan qarshi turmoqchi bo'lgan edim," dedi. Bitta o'zi. Albatta, bu holat payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatiga dalolat qiladi, birodarlar. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu o'zini bir hovlisini 6000 ga sotdi. Aytishdiki, "Arzon sotib qo'ydingiz, kuydingiz," deyishdi. "Arzon sotib qo'ydingiz. Aldandingiz." "Vallohi aldanmadim," dedi. "Hali ko'rasizlar, aldanganim yo'q. Sizlar guvoh bo'linglar, mana shu 6000 Alloh yo'lida infoq," dedi. Nech pulga oldab qo'yishgan bo'lsa, qiyomatga o'tib ketdi. Ikkita odam bir pul ustida talashib qolishdi. "Falonchasi meniki, falonchasi seniki," dedi. Ikkinchisi, "Yo'q, falonchasi meniki, falonchasi seniki," dedi. Ikkalasi ham bir ikkinchisiga xo'p deb qo'ymayapti. Qanday hal bo'ldi bu mushkula? Mushkula shunday hal bo'ldiki, pulda hammasi Alloh yo'lida infoq qilinadigan bo'ldi. Shunda kimi haqqi qancha bo'lsa, qiyomatga shuncha o'tdi. Shunaqa yechim ham bor ekan, qarang. Talashib qoldingiz, Allohga o'tkazib yubordingiz.
Allah dolgu borganda haqiqiy hisob bo'ladimi? Hech kimi haqqi, hech kim o'tib ketmaydimi? Ali ibn Zayddan menga Zubayr ibn al-Avvomni ko'rgan kishi aytib berdi. Zubayrning ko'kragida nayzaning uchi kamonning o'q izlaridan qolgan jarohatlar xuddi odamning ko'zidek irg'ib oldiga chiqib turar edi. Jarohatni ko'pligidan. Allohning yo'lidagi g'azovatlarda qatnashgan mana shu sahobalarning jasadlari undagi jarohat izlari qiyomat kunida ularni foydasiga birodalar guvohlik beradi. Endi jasadida ma'siyatdan, fisq fujurdan iz qo'ygan kishilarni bu asarlari izlari qanday guvohlik berar ekan? Albatta bu ikki toifaning farqi bor. Endi bizning jasadlarimiz nimaga guvohlik beradi qiyomat kunida? Alloh yo'lida biror joyimiz shilinganmi? Alloh uchun biror bir obtoda qolganmizmi? Yo bir abetsiz qolib ketganmizmi? Zubayr ibn al-Avvom aytar edi. Sizlardan qaysi biringiz solih amallardan bo'lgan hosilni o'ziga tayyorlay olish qo'lidan kelsa, bas shunday qilsin. Siz bilan bizni Allohning huzuridagi martabamiz, maqomimiz nimaga bog'liq? Qilib bo'lgan amallarimizga. Kim o'zini mana shu dunyoda qiyin, og'ir hisob bilan hisoblasa, qiyomatda yengil hisob bilan hisob qilinadi. Kim dunyoda o'zini yengil hisob bilan hisoblasa, qiyomat kunida og'ir hisob bilan hisob qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan doim birga bo'lib, u zotdan ajramagan. Lekin shunday bo'lsa ham, u zotdan ko'p hadis rivoyat qilinmagan ekan. Mana bilasizlar, Abu Hurayra, Ibn Mas'ud, Oysha onamiz, boshqa sahobalar payg'ambarimizdan juda ko'p hadislar rivoyat qilishgan. Nimaga Zubayr ibn al-Avvom ko'p hadis rivoyat qilmagan? Abdulloh ibn Zubayr aytadi, otamdan so'radim. Men Abdulloh ibn Mas'ud va falonchi falonchalardan eshitganimdek, sizni Rasulullohning hadislarini gapirayotganingizni eshitmayman dedim. Zubayr ibn al-Avvom dedi, Islomga kirganimdan buyon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajramadim, lekin men Rasulullohning la takdibu alayya. Faman kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadisini eshitganman, shuning uchun ko'p hadis aytmayman. Ma'nosi nima edi? Rasululloh aytganlar, kim menga qasddan yolg'onni nisbat qilsa, men aytmagan narsani payg'ambar aytdi desa, o'zini joyini jahannami to'risidan tayyorlasin degan eshitganman, shuning uchun ko'p aytmayman dedi. Lekin shunday bo'lsa ham, ayrim hadislar u kishidan rivoyat qilingan, shundan bittasini o'qiymiz. Ani Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dabba ilaykum da'ul umami qoblakum al-hasadu val-baghdo. Xuddi siz bilan biz zamonimiz uchun aytilgan hadisga o'xshaydi. Ayni hozirgi davrga musulmonlar uchun aytilganda. Rasululloh aytdilar, sizlarning ustingizga sizlardan avvalgi ummatlarning kasalligi keldi. Hasad va nafrat. Avvalgi ummatlar mana shu ikkita kasal bilan qirilib ketgan ekan. Biri-biriga hasad qilgan, biri ikkinchisini yomon ko'rgan, gina kudurat bo'lgan, nafrat bo'lgan. Hozirgi kunda musulmonlarimiz o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, guruh-guruhlarga bo'linib olib, jamoat-jamoatga bo'linib olib, biri ikkinchisini yaxshi ko'rmayotganligini ko'rasiz. Zubayr ibn al-Avvomning o'g'liga qilgan nasihati. Jamal kunida Zubayr ibn al-Avvom o'zini o'g'liga vasiyat qilib aytdi. O'g'lim, agar bir narsadan ojizlik qilsang, Mavloyimdan so'ra. Hojamdan so'ra. Abdulloh roziyallohu anhu, vallohi nimani nazarda tutayotganingizni tushunmadim dedi. Mavloyingiz kim? Alloh dedi. Kishi iymoni kuchaygan sari Alloh bilan bo'lgan aloqasi birodalar mustahkamlanib boradi. To'g'ridan to'g'ri o'zidan so'raydigan bo'lib qoladi. Lekin odamlarning ko'pi tanish bilishiga suyanadi, sabablarga ila suyanadi. Bu deb chachib qo'ydim, dorini vaqtida berdim, suv qildim, bir yil zo'r bo'ladi hosil deydi. Sababiga ila suyanadi. Lekin haqiqiy iymoni quvvatli bo'lgan mu'min Allohga suyanadi. Shuning uchun Zakariyo alayhissalomchi Robbisidan duo qilib so'rar ekan, labini ham qimillatib qo'ymagan ekan. Iznada robbahu nidan xofiya. Eslang, Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Liyas'al ahadukum robbahu hajatahu kullaha, hatta yas'ala shis'a 'alayhi idza inqata'a."
Sizlerden biriniz özünün hacetini Rabbisinden sorasın. Hatta ayak kiyimini ip üzülüp ketken bosayım. Hatta bana şu narsa bosayım kiçkine deme. Allah'dan kattar anasa sonra patinken özünün yavru olasın ipini deme. Çünkü Allah vermezse şu ipteyem Allah'ın. Abdullah ibn Zübeyr eterdi. Vallahi de. Otasının nasihatini içken Abdullah ibn Zübeyr. Karzdan bulgen buram bir külfet kekirip kalsam. Şunday der edim. Ey Zübeyr'nin mağlası menin karzımını üzgün. Bas Rabbim karzımı uzar dedi. Kimi karzı yok? Kimi hakkı yok? Kimi müşkülası yok? Hemen iki var. Allah'ın özünden soruşturduğu kere buradalar. O kişinin faziletlerinden Badr günü de Zübeyr ibn Avvam'ın başında sarık sallası vardı. Cebrail aleyhisselam bana şu siması da Osman'dan düştü. Banu Kurayza günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr ibn Avvam'a ota anam sizge fida olsun dedi. Buradalar sanoqli sahabalarga Resulullah bunu degenler. Bana şu Uhud günü de Sa'd'in Nabi Vakkas'ı etkenler. Her kemanda okutken de müşrilerden bittesini yetiştirdikleri görüp durup atın ey Sa'd ota anam sizge fida olsun degenler. Sa'd ibn Abi Vakkas maqtanib yurardi. Mana xuddi mana shu so'zni Rasululloh Zubayr ibn Avvamga aytganlar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Badr kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qo'shinini o'ng tomonida turdi. Rasulullohni sahobalardan shu batol deb qo'yadi mana arab tilida. Geroylarni aytadigan bo'lsangiz Hamza ibn Abdul Muttolib, Zubayr ibn Avvam, Miqdod ibn Amr, Hamza roziyallohu anhu, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'ramiz. Bularda qilgan amallari ularni shunday bir ulug' martabaga manzilatga ko'tardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zubayr ibn Avvomni meni havoriyim deb aytganlar. Havoriy degani eng yaxshi ko'rgan, eng ishongan, eng yaqin odami degani. Haybar kunida musulmonlar bilan yahudlarni qahramonlar o'rtasida juda ko'p muborazalar, yakka-yakka olishuvlar bo'ldi. Musulmonlar hammasini yengishdi. Ana shu muborazalarning birida Yosir ismli pahlavon o'rtaga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unaqa uzun odamni ko'rmagandilar. Ko'rib turib 500 ro bormi degan ekanlar. 2,5 metrli odam bo'lgan. Kim menga qarshi chiqadi deganda musulmonlardan hech kim chiqmaydi. 2,5 metrli odam, tasavvur qiling, ustida temiri bor, qo'lida qilichi bor, qalqoni bor. 2,5 metr, necha kilo bo'ladi 2,5 metrli odam? U paytda odam. 2,5 metr. Zubayr ibn Avvam men chiqaman dedi. Shunda Zubayr ibn Avvamning onasi Sofiya binti Abdul Muttolib mana shunday qilib tarbiyalagan, o'zi yurakli ayol bo'lgan. Ya Rasululloh, bolam o'ldirib qo'ymasmikin deganida inshaalloh bolangiz uni qatl qiladi dedi. Bir soat olishib yengadi. 2,5 metrli odamdi. Shunda payg'ambarimiz aytganlar, xursand bo'lganlaridan likulli nabiyyin havori va havorihi Zubayr ibn Avvam. Har bitta nabiyning havorisi bo'ladi. Meni havoriyim Zubayr ibn Avvam deganlar. Bugün Zubayr ibn Avvam tirik qolish kerak, peshanaga yozilgan, Yosir o'lish kerak. Bugun chiqsa ham, chiqmasa ham bo'ladi, bu tirik qolaradi. Shuning uchun musulmon odam aytadi. Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimaga qo'rqay? Zubayr ibn Avvamning taqvosi. Biz bu kişinin fakat jang maydonidagi qahramon deb bilamiz, lekin bu tomonini ham eshitaylik-da. Bizda ajoyibda, bizda taqvodor degan odam nima deydi? Ibodatxon, taqvodor desa faqat masjidga yuguradi, faqat shakliga qaraydi, boshqa tomoni yo'q. U sport bilan shug'ullanmaydi, tijorat bilan, dunyo ishi bilan shug'ullanmaydi, bir tomonlama. Ilin aborot sport bilan shug'ullansa, faqat sport ibodat bilan ishi yo'q. Bu sahobalar har tomonlama bo'lgan, qaranglar. Odamlar Zubayr ibn Avvam ishonchli odam bo'lganligi uchun omonatlarni qo'yib turishar edi. Saqlab bering deb. Lekin Zubayr ibn Avvam nima deb olar ekan bu omonatlarni? Qarz deb olar ekan. Nima uchun? Agar omonat deb olsa, Zubayr ibn Avvamning aybisiz, kuyib ketsa, yo'q bo'lib ketsa, o'g'ri olib ketsa, omonatdor odam aybisiz. To'lanmaydi shariatda. Endi qarz deb olsa, biror talofat etsa, to'la berishligi kerak. Taqvosidan, parhezgarligidan shunday qilar ekan. Omonatlarni omonat deb olmas ekan, nima der ekan? Qarz deb olar ekan, qaytib kelib so'raganda omonatini qaytarib berar ekan. U kishining zohidligi. Zohidlik nima? Dunyoni
kalbizde emas, qo'lingizda bo'lishligi. Zohidlik dunyo matohi kalbizde emas, qo'lingizda bo'lishligi. Agar kishining dunyosi qalbiga joylashib qoladigan bo'lsa, bu dunyosi kishini Allohdan to'sib qo'yadi. Bu kishining hayotda bo'lgan mavqiflardan Urvat ibn Zubayr roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom bir ansoriy bilan talashib qoldi. Qaysinisi suv bilan bog'ni birinchi sug'orib oladi. Payg'ambarimiz oldiga kelishdi, husumatlashib, payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Zubayr, sug'orib olib, so'ngra suvni qo'yib yuboring, u ham sug'orsin" dedilar. Shunda bo'yiga ansoriy qarab turib, "Ammezi o'g'li bo'lganligi uchun-da birinchi sug'orish kerak" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib: "Sug'oring ey Zubayr. To suv devorga yetkunicha sug'oring, yana ushlab qoling" dedilar. Ya'ni payg'ambarni chiqargan hukmiga norozi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz "Berma suvni bunga" dedi. Shunda Zubayr ibn al-Avvom aytadi: "Menimcha" dedi, "ushbu oyat mana shu haqida nozil bo'lgan." Qaysi oyat? "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Yo'q, Robbing ila qasamki, ular o'zlari orasida sodir bo'lgan kelishmovchilikka seni hakam qilmagunlaricha mu'min bo'lmaslar. Shariatda manaqa deyilgan desa, ko'nmayapsizmi? Demak, iymoni sal iymon bo'lgani yo'q. Hali iymoningiz komil bo'lgani yo'q. U kishining vafoti. Bilasizlar, bu ulug' qahramon, mislsiz qahramonliklarni ko'rsatgan bu ulug' inson jang maydonida, ochiq maydonda qatl qilinmagan. Ali ibn Abi Talib darslarida aytib o'tdik. Mana Jamal va Siffin ma'rakalari bo'lgan, musulmonlar o'rtasida bo'lgan janglar bu tariximizning qora kunlari. Bir tomondan Ali ibn Abi Talib, ikkinchi tomondan Oysha onamiz qo'shini bir-biriga to'qnash keldi. Oysha onamizning qo'shinida Zubayr ibn al-Avvom va Talha ibn Ubaydullohlar bor edi. Ikkala taraf keldi, urush bo'lmadi. Sulhga kelishdi. Tong otganda sulhga kelishiladi, qo'shinlar birlashib ketadi. Ammo buni xohlamagan fitnachilar o'rtada fitnani qo'zigan. Tunda Ali ibn Abi Talib tomonga bir qismi hujum qildi. Yana bir qismi Oysha onamizning qo'shiniga hujum qildi. Ikkala taraf ham bizga xiyonat qilish deb turib, tunda bir ikkinchisiga hujum qildi. Musulmonlarda qon to'kilishni boshladi. Zubayr ibn al-Avvom ham jang maydonida edi. Shunda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu o'zi keldi ham deyiladi, bir odamni yubordi ham deyiladi, ikki xil rivoyat bor. Shunda Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuni oldiga kelib aytildiki: "Ey Zubayr, esizdami? Bir kuni siz Rasulullohni oldida o'tirganingizda Ali ibn Abi Talib o'tib qoldi yoningizda. Shunda uni ko'rib turib kuldingiz. Ali ibn Abi Talib ko'rib kuldingiz. Shunda Rasululloh: "Yaxshi ko'rasanmi qarindoshingni?" dedilar. "Ha, yaxshi ko'raman uni" dedingiz. Shunda Rasululloh sizga aytgan: "Tuhibbuhu fillah, vallohi la tuqatilannahu wa anta lahu zolimun." Uni Alloh uchun yaxshi ko'rasanmi? Vallohi bir kun keladi, sen unga qarshi zolim bo'lgan holingda urushasan degan edi dedi. 30 yil burun aytilgan hadisni Zubayr ibn al-Avvomga eslatdi. Shunda Zubayr ibn al-Avvomni yodidan ko'tarilganda bu hadis. "Ha" dedi-da qilichini tushirib chiqib ketdi jang maydonidan. Esdan chiqarib qo'ygan edi. O'zini quli bilan jang maydonidan tashqariga chiqdi-da Saba deb nomlanadigan vodiyga ketdi, yonida quli. Amr ibn Jurmuz ismli kishi ular bilan birga yashib chiqdi. Zubayr unga qarab: "Nimani xohlaysan?" dedi. "Sizlar bilan birga chiqib ketishni xohlayman" dedi. Zubayr ibn al-Avvom ruxsat berdi. Yo'lda dam olish uchun to'xtashdi. Zubayr ibn al-Avvom uxlayotganida Amr ibn Jurmuz to'satdan hujum qildi, qul ulgimadi himoya qilib. Zubayr ibn al-Avvom qatl qildi. Qo'li ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan sahoba bo'lgan. Biroq yenga olmagan bu kishini jang maydonida. Biroq peshonasiga kela olmagan. Lekin shunday xiyonat bilan qatl qilindi. Amr ibn Jurmuz bu ulug' sahobani qatl qilganidan keyin boshini tanasidan ajratib Ali ibn Abi Talibni chodiriga olib bordi. Endi uni nazarida Ali ibn Abi Talibni dushmanini qatl qildi, endi Ali katta mukofot berishligi kerak. Ali roziyallohu anhu bu vaqtda bo'layotgan ishdan hayron, o'zini chodirida o'tirib duo qilayotgan edi yig'lab. "To'xtanglar, to'xtanglar" deb odam yuboradi, lekin jang to'xtamayotgan edi. Amr ibn Jurmuz xalifani chodirining oldiga kelib: "Xabar qilinglar xalifaga, men Amr ibn Jurmuzman. Zubayr ibn al-Avvomni boshi bilan qilichini olib keldim" dedi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar xuddi chaqmoq kabi tushdi. Zubayr qatl qilindimi? Qanday qilib qatl qilinadi?
halife sokşa gidiyordu içkereden turup. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Beşir katile binim Safiyyete bin nar degenini işken ben çıkıp ayt dedi. İbn-i Safiyyeni katıl kıyenge cehennem başaratını ber degeni. Amr ibn-i Cürmüz bunu eşitip durup katıl buluşunu buldu da koçup gitti. Zübeyr ibn-i Avvam'ın kılıçını Ali ibn-i Abi Talib'in aldığı yap girişti. Uzat kılıçını koluya alıp öpüp durup etti ki bu kılıç niye gelse dedi. Şu kılıçı bilen Resulullah'tan köp aziyetlerine dafkılar edi dedi. Bu sahaba Cemal vakıyası da 36. yıl Cümadul Ulayı da 66 ya ki 67 yaşında şahit oldu. Zübeyr ibn-i Avvam fitneni terk kılıp bunda katlaşmazlık ki karar kılıp çıkıp yetiyorken de hıyanat bana bana şunu katıl kılındı. Bu ulu sahabi, ulu kahraman, mübaşşir bil cenne, İslam tarihinde ulu kahraman ile kürsetken, ceng meydanında akıllarını lal kaldıradıgan, mısılsız fidayeli kürsetken, Resulullah'ın hemme cenglerde uzatmadan birge katlaşken, İslam'a birinci bulup gidiyen, Şam ve Mısır'ın fatıhıda katlaşken, Müslümanların büyük serkerdelerden bulgen bu büyük insan, Resulullah'ın havalesi bana şimdi katıl kılındı. Neme kulası olamız? Ülkeler, Ali ibn Abi Talib'in kafirge çıkarken havariciler yaşlar idi. Kareler idi. Takvadarlar idi. Lekin ilimsiz idi. Ularda közüde, ularda nazarıda doğru bulup körüngen iş, ular üçün doğru bulup köründü. Lekin aslında o batıl idi. Ana şularda kıyan işini kesapatı ge, mana şimdi Talqat-ı Nubaydullah, Zübeyr ibn-i Avvam'da ulu sahabalar katıl kılındı. Fitneni kozuyakkenler, Allah'da lanatı yıkıladığı adamlar buladı. Al fitnetu naimatun la anallahu man ayqadaha degenler Resulullah. Fitne, fitne. Özü uhuleydi ya nasıl oladı tabiatı da. Kimdir uygatadı? Ana şu fitneni uygatayken ki Allah'da lanatı bozsun dedi. Buradalar Allah Azze ve Celle bu ulu sahabaların hayatını okuburgenip ibret alışıydı hemimiz.